uzman aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar hanımefendiyle şimdi ekran başına anneler biraz daha yaklaşsın rica ediyoruz. Çünkü bir test yapacağız. Bu testimizi de Mevlüt'le ve Sümeyye ile yapacağız. Daha çocuğunuz 4 yaşında Ömer. Daha 4 ufak. Yaşında. Ama ufak ufak okula gitmeye başladı. Yuvaya gidiyor. Okuluna başladı abi. Şimdi Hatice Hanım bize bir takım sorular çıkarmış. Bakalım anne olarak ve baba olarak sizin davranışlarınız ne olurdu? Ekran başındaki anneler, babalar da lütfen bu soruları cevaplasın. Soralım. Ders çalışmayan, ödevlerini yapmayan çocuğa nasıl yaklaşmak lazım? Şöyle mi yaklaşmak lazım? Karne günü yaklaşıyor. Dersleriniz zayıf geliyor. Görüşeceğiz seninle mi demek lazım? Yoksa gel seninle 20 dakika ders çalışalım. Sonra 10 dakika mola verip sevdiğim bir oyunu oynayalım mı diyecek. Sen ne derdin? Doğru söyle. Oğlum dersini yap. Bizim sistem o yani. Yapmıyorsun. Dersini yap oğlum. Oğlum yap çocuğum falan hani. Yap yani. Yap yani. Yapman lazım. Başka çaresi sen, yok. Başka çaresi sen yok. Peki, sen peki. Ya ben mutlaka arada bir sevdiği şeyler bulup yapar. Dersi de sevdirirdim. Öğretmen muhtemelen. Olduğu için kendisi. Evet. Sana bırakmamak evet, lazım. Bana belki. Bana bırakmamak lazım. O yüzden annesi o konuda. Naciye teyze biraz ona hor davrandığı için hocam. O yüzden. Ne yapmak lazım? Şu çok yanlış bir şey. Değil mi? Kesinlikle. Rahmetli Doğan Cüceloğlu Hoca ne kadar güzel anlatıyordu değil mi? Korku kültüründen çıkarsak ancak sevgi kültürü inşa edebiliriz. Bu işte korkutmak çocuğu. Yani ileride bir ceza gösteriyoruz. Ben sana söyleyeyim, açıkça söylüyorum burada. Madem itiraf ediyoruz, ben de annem babam bana ne yapardı söyleyip direkt bunu yapıyordu. Direkt sene sonu geldiği korku zaman. Korku değil mi? Korku. Ders çalışmayınca şey yapmayınca. Hele bir ara karne dönemim vardı benim. Bir de bizim okulda ara karne verirlerdi. Evet. O ara karnede 3 tane zayıfım vardı. Çamaşır fizik, suladınız mı? Doğru fizik, söyleyeyim. Fizik, kimya, matematik. Hayır. Ben çamaşır sulamadım. Öylece. Ben komple ara karneyi imha ettim. Sonra kuzenim gambazlamıştı beni. Bunu sakın böyle bir şey yapmayın. Ama bizim zamanımızda biraz daha böyle anne babalar evet. Şeydi bu konuda yani maalesef. Bilginin bir de böyle öğrenilen bir şey olmasını mı istiyoruz? Yani anneden babadan korkulduğu için. Orada yani Sümeyye Hanım'ın çok güzel söylediği şey aslında. Çocuğu sevdirerek, oradaki keyfi, eğlenceyi göstererek öyle değil mi? Öyle öğretmek lazım. Demek ki bu kesinlikle yanlış bir şey. Karne günü geliyor. Karne gelince... Bismillahirrahmanirrahim. İşte bak ne kadar yanlış olduğu buradan ortaya çıktı. Hepsi yıkıldı. Demek ki bunu dememek lazım. Dememek lazım. Karne günü yaklaşıyor. Görüşeceğiz seninle değil. Gel seninle biraz ders çalışalım. Biraz da işte en sevdiğin oyunlardan oynayalım aynen. Deyip çocuğu motive edeceğiz. Çok güzel bir yöntem söyleyeyim ekran başındaki anne babalara. Çocuğunuz oynarken, çünkü çocuklar oyun oynamak üzere programlanmış canlılar zaten. Evet. Çocuklardan bahsettik, Allah çarptı bizi. Alişan abi alalım. Evet, çarptı. Şey oldum hocam. Ne oldu bana ya? Şöyle koyalım. Peki, sorularımızı soralım, ben cevapları şey yapacağım. Tamam. Çocuklar oynarken onlara eğer eşlik edersek, onların eğer oyun arkadaşı olursak, sonrasında bir sorumluluk için hadi yavrum şimdi de şunu yapalım dediğimizde zaten anne babalar görecekler ki çocuklar işbirliği yapmaya daha hevesli oluyor. Peki, dur çek eline. Yatağını nasıl toplayacağını bence bu cevap sorusu birlikte değil. Deneyelim mi diye bir cevap çocuklar geldi. Ya. Acaba bunun sorusu hangisi? Hangisi olabilir? Evet, yatağını ve oyuncaklarını toplamayan çocuğa nasıl yaklaşacağız? Nasıl yaklaşırsın? Bir geldin eve, çocuk yatağını darmadağın etmiş, oyuncakları darmaduman, bir de çıktı odadan gitti. Oğlum anneni üzme, anneni yorma babacığım, annene yardımcı ol çocuğum gibi böyle telkinlerde bulanarak tatlı da böyle bir korku edasıyla. Bak topla bak toplamazsan hani çok iyi. Yaptırımlar. toplamazsan yaptırımlar. Çocuğu alacaklar senden. Dur dur sen bunu konuşturmayalım dur. Ben beraber yapmayı teklif ederdim. Arada da bir oyun gibi. Oyun oynuyormuş gibi iki zıplatırdım. Hem yatağı toplamayı severdim. Ya nasıl bir bilinçli anne ve nasıl bir baba ben. Bir şey söyleyeceğim hakikaten. Samimi söylüyorum çok güzel bir anne ya. Teşekkür. Acayip yani. Bu dağınık mı? Yok o da çok toplu. Gerçekten. Annen sana ne yapardı toplu. Mesela? Geldi annen, Naciye teyze bir geldi odayı dağıtmışsın. Abi ne bak yapıyordu? Benim annem vardı, iki tane ablam vardı, üç tane kadın vardı evde düşün. Yani dolayısıyla benim aslında çok fazla bir şeyleri toplamama gerek kalmıyordu. Çünkü üç tane evde kadın rahat olunca mısın? Çok rahattım yani. Her şey derli, toplu, düzenli. Hani öyle bir şansım vardı benim. Peki. Sonra tabii İstanbul'a gelip bekar yaşamaya başlayınca.
Annem böyle oğlum, haydi yap yapmaya işte başladı. Aynen artık düzenli ol falan filan diye aşıladı bizi ya sağ olsun. Burada ama ne önemli biliyor musunuz? Şimdi çocukken hani evin hali nedeniyle evdeki hanımefendi sayısının fazla evet. olması nedeniyle size iş kalmamış ya. Evet. Bekir hayatı yaşamaya başlayınca bunun acemiliğini çektiniz değil mi? İş bilmiyor olmanın. Vallahi açıkçası çektim. Yani sıkıntı işte burası. Yani mesele hani annene yardım et falan değil aslında. Herkes bir hayat becerisi olarak belli işlerini yapmayı öğrenmesi lazım. Yoksa güçlü bir insan olamıyoruz. Acemi oluyoruz. Sümeyye'nin söylediği şey güzel. Aynen öyle. Oyun gibi. Oyun gibi. Haydi. Ama burada da ufacık bir şey söyleyeyim sözünüzü tabii. kestim. Yaş grubu çok önemli. Tabii küçük bir çocuktan bahsediyorsak evet. kesinlikle böyle. Ama mesela ergenlik yaşında bir çocuğumuz var ve odası bomba patlamış gibi. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Orası onun odası. O çok tehlikeli. Bir dakika bak ne diyor. Orası onun odası. Ama şunu da yapmayacağız. Mesela ergenlik çağındaki çocuğumuz diyelim okuldan geldi, çantayı bir yere attı, kitapları bir yere attı, üniforması ben. Varsa onu bir yere attı ben diyelim o, o ki. Benim şeyim. Anneler genelde ne yapar? Söylene söylene arkasından toplar. Aynen. Çocuk da şöyle düşünür. Ben bunun bedelini ödüyorum zaten. Çünkü o söylenmeyi dinliyor. Tamam bedelini ödüyorum yani. Ben bunu yaparım o da söylenir. Anne şunu yapsa nasıl olur? Hiç söylenme, hiçbir şey deme. Ama o yere attığı düzensiz kitabını bulamasın ertesi gün. Ya da o buruşmuş kıyafeti buruşuk buruşuk giysin. Yine iş dönecek olacak anneye gelecek. Gelmesin işte. Hanımlar biraz kendini durdurması lazım. Benim nasıl geçtiğini anlatayım mı? Hı. Bak bu benim, ben de annemim. Odaya girmiş annem, oda darmadağın. Annem hemen beni buldu. Yönetmenim ikimizi al şimdi. Bu ben, bu da annem. Gel buraya gel, gel. ne oldu onlarla? Buydu. Bunu hepimiz yaşadık ya. Aynen, yemin ediyorum. Bizde sarı terlik vardı annemin, bir de o meşhurdu annemin sarı terliği. Özellikle şu küçük kulağının böyle şu şeyinden tutup gel buraya, odana gel. Oğlum ne bu odanlarla? Ha? Ne bu odanlarla? Toplayacağım anneciğim. Ya. ya da akşam baban gelecek. Bu yanlış. Biz yanlışı gösteriyoruz. Hatice hocam doğruyu gösteriyor. Doğrusu bu değil. Bu değil. Peki. Size soruyorum. Çok güzel cevaplar alıyoruz. Sofrada tabağını iten ve yemeğini döken çocuğa nasıl yaklaşmayız? Bir geldin, yemiyor. Ne yapsan yemiyor. Bizim şu tabağı an o sıkıntı var. Bence. Evet. Bizim şu an o sıkıntımız var. Nasıl yaklaşıyorsun? Ne diyorsun? Yemekleri bak. Bazen şöyle söyleyeyim. Ağzından çıkartıyor. Daha 4 yaşında tabii çocuk falan. Evet. Tabii bir hemen oğlum ne yaptın çıkarılır mı çıkarılmaz öyle yemeğini ye adam akıllı falan. Hani ye oğlum yemeğini ye. Ben şimdi yemeğini oğlum ye oğlum. Ha oğlum ye oğlum ye. Niye yemiyorsun yani ne sorun ne? Evet, ben zorlamıyorum. Ne? Eğer yemek istemiyorsa zorlamıyorum. Bir kaç saat sonra tekrar deniyorum. Acıkınca yesin. Acıkınca yesin. Ne yapacağız? İlla yemek zorunda değil. Ne yapacağız? Acıkınca yesin. Bakın ben size bir şey anlatayım. Bu hikayelerde yaşanmış en zirve örneklerden bir tanesidir. Bir gün bir atölye programı içerisinde bir anne baba geldi. Dediler ki biz pedagojiye ilgiliyiz, okuyoruz. Yani çocuğumuzu kırıp dökmek istemiyoruz. Ama şöyle bir sorun yaşıyoruz ve içinden çıkamadık. 1,5-2 yaşlarındaydı çocuğu. Sofraya ne zaman otursak diyor. Geliyor sofradaki ekmeği alıp böyle küçük küçük pürtüklemeye başlıyor. Her yere dökülüyor ve ziyan oluyor neticede. Ve yemiyor da. Yemiyor ve oynuyor ekmekle. Ve dedi sürekli anlatıyoruz yavrucuğum olmaz bak günah oluyor ziyan oluyor yerlere dökülüyor. Ne desek kar etmedi diyor. En sonunda şöyle bir şey dedim diyor baba diyor bunu. Demiş ki yavrum bak sen bu ekmeği böyle yapıyorsun yerlere dökülüyor. Annen bu evi süpürmek zorunda kalıyor. Annen evi süpürünce yoruluyor. Yorulunca hasta olur. Hasta olursa ölür. Tövbe yarabbim tövbe. Dedim bir ki buradan buraya nasıl geldiniz? Ama dedi çocuk durdu. Çocuğu peki direkt dedi, kullanıma etti. Ne yapabilirdik? Yani bu çocuğa çünkü anlattık yapmaması ama yapmaya devam ediyor. Dedim ki ekmeği kaldırın sofradan. Mesela? Bu kadar yani. Bu kadar. Evet sorunu ortadan kaldırmak. Dur bir anlat annelerimize soralım bakayım. Çok... Ayşe teyze. Senin mikrofon yok. Dur sana mikrofon verim. Ne yapıyordun evde? Dur bununla. Evde çocukların yemek yemeyince ne yapıyordun? Nasıl yediriyordun onlara? Benim çocuklarım hiç yememezlik yapmadı. Hepsi ben ne yaparsam bunu yediler. Tamam. Yemeyen var eksiklik mıydı? Yemeyince bir şey yapan. Müzeyyen teyze sen? Benim çocuklarım da bir yerde hiç itiraz etmedi. Sizinkiler hep yiyordu maşallah. Ne akıllı olsun çocuklar. Ben de... Türkan teyze sen? Ben de şey derdi. Yemek çok seçerlerdi benim. Yani ne yapıyordun? Yemedi, yemiyorsa yeme derdim. Bir bırak. Kızmıyordun değil mi onlara? Yok kızmıyordum. Öyle ama bir kızım var, onun arkasında koşardım. Yemeğe yemek. Sen ne yapıyordun Kadriye teyze? Ben de yedirirdim yani. Kendim yedirirdim. Nasıl? Mecbur, yiyeceksin. Yaptım. He. He işte. Çocuklar
Öyle. Öyle. Bizimki de öyle. Yediriyor muydu? Bizimki de öyleydi. Mesela diyelim ki sofrada yemek yemiyorum değil mi? Bak şu kaşık olsun. Mevlüt yine ben olsun. Ben de annem alayım. Oğlum yemiyor musun? Aç bakayım ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Bir de annen aslını yapar. Ağzı doluyken burnunu kapatıyor ki nefes alamasın, yutsun diye. Bunlar yanlış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de artık bilimsel olarak ispatlanmış bir şey ki eğer siz yediğin yemeğin farkında değilseniz, mesela ekran karşısında yemek yedirmede de aynı şey var. Farkında değil ya çocuk, çizgi film izlerken tak tak ağzına veriyoruz. Evet, tabletten bir şey izliyor. Ya da tabletten bir şey izliyor. Bilimsel olarak ispatlanmış ki çocuğun bedeninde bir faydası olmuyor onun. Yani biz hep maddi kısmını düşünüyoruz. Yesin de nasıl yerse yesin. Farkında olunmadan yenilen yemekten bedensel olarak hiçbir hayır gelmiyor. Aynen öyle. Vallahi çocuk kilo alıyor. Bunu çok biliyorum bu arada. Peki sıradaki sorumuz. Ben hepsini hazırladım, hiç merak etmeyin. Peki diyelim ki Mevlüt ve Sümeyye'ye soruyorum. Arkadaşıyla sorun yaşadı ve oyuncağını ya da hiçbir şeyini arkadaşlarıyla paylaşmıyor. O çocuğa nasıl yaklaşırsın? Bizim en büyük sorunumuz şu bu. Bu. Aynen. Başka yeni hiçbir sorunumuz var yok yani. Bunu bizim bütün çocuklar genelde yapıyor. Ne diyorsun mesela çocuğa? Paylaş. Oğlum paylaş. Paylaş babacığım. Paylaşmak güzel. Bir de hani bir kardeş mardeş olur bilmem ne olur, onun da zeminini hazırlıyoruz bu arada. Hani paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu vesaire, ama paylaşmıyor. Tam tersi hırçınlaşabiliyor da hocam. Çocuklarda genel sorun bu. Özellikle pandemiden sonra ortaya çıkan bir şey bu. Evet. Hep evet, çocuklar evde tekti ya. Istemiyor. Hiçbir şeyini paylaşmak istemiyorlar. Ne yapacağız? Şimdi bu paylaşmama problemi okul öncesi dönemin çocuğunun problemidir. Evet. Daha büyük çocuklarda zaten pek görmeyiz. Okul öncesi dönemde peki niye oluyor bu? Aslında bütün çocuklarda oluyor ya. Bakın bütün çocuklarda olan şeyleri bir psikolog, pedagog kadar ayrıntısını bilmez herkes. Bilmek zorunda da değil. Fakat şunu gözlemleyebiliriz. Her çocukta oluyorsa bu az çok, demek ki gelişimsel bir yönü var. Şimdi baktığımızda biz çocuklar niye öyle oluyor biliyor musunuz? Okul öncesi dönemdeki çocuk her şey benim der. Anne benim, baba benim, oyuncak benim, her şey. Çünkü mülkiyet kavramı gelişiyor. Hmm. Mülkiyet, kendine ait olma kavramı. Ama gelişiyor. Ne diyeceksin mesela? Bu kötü bir şey. Şöyle yapabiliriz. Yani hep öyle kalmayacak. Bunu bileceğiz öncelikle. Paylaşmaya zorlarsak eğer çocuğu, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Büyüdüğünde mesela okulda çantasını, kalemini, kitabını unutan çocuklar var ya. Mülkiyet kavramı gelişememiş çünkü. Benim demesi lazım mülkiyet kavramı gelişmesi için. İzin vereceğiz ama şöyle izin vereceğiz. Diyeceğiz ki mesela çok sevdiği oyuncakları var ve o gün bize misafir gelecek. Yavrum bak bugün misafir gelecek, çocukları da var, oyuncaklarını oynamak isteyecekler onlar doğal olarak. Sen hangi oyuncaklarınla oynamalarına izin veriyorsan onları bir kutuya koyalım. Bunları ortaya çıkartalım. Senin sana ait olduğun, hani paylaşmak istemediğin oyuncakları da kaldıralım. Onlar hiç ortada olmasın. Evet. Çok... gibi bir yöntem. Ama yine de bu yaşta bunun normal olduğunu bilmemiz lazım. Normal, hep böyle kalmayacak. Normal, normal. Hadi Mevlüt'cüğüm. Buraya kadar mı abi? Mevlüt'cüğüm buraya kadar. Ben öğleden sonra gelip çocuğu alacağım senden. Şimdi Mevlüt, seni balonların başına alalım. İğneyi devirelim. Biz korktuğumuz için sen patlatacaksın. Bu balonlarımızın... Canım gel. Her birinin içerisinde bir mesaj var. Kız çocuklarından... ailelerine değil mi? Evet. İlk balonu patlat Mevlüt. Buradan mı başlayalım? Patlatıyorum. Müsaade edin. Mevlüt ne hissediyorsun önce söyleyeyim. Küçük mü büyük mü hissediyorsun? Küçük hissediyorum abimle. Patlat. Neymiş mesaj, oku bakalım. Evet, içinde bir kağıdımız var. İçinde kız çocuğundan ailesine bir mesaj var. Kız çocuğundan ailesine. Evet, ne diyor? Anne, karnımı doyurduğun gibi kalbimi de doyur. Ya bak. Çok duygusal. Aa. Çok güzel bir laf. Hepimiz ne yapıyoruz değil mi? Organik yemekler olsun, şunu yesin, şu saatte yemeğini yesin, yemiyorsa kaşıkla peşinden koşalım demin söylediğimiz gibi. Tamam ama insan sadece bedenden oluşmuyor. İnsanın bir ruhu da var beslenmeyi bekleyen. Burada da temel şey ne biliyor musunuz kalbini beslemek için? Koşulsuz sevgi, hiçbir şeye bağlanmamış sevgi. Onu o haliyle kabul ettiğimiz, bunu hissettirdiğimiz sevgi. Ya diyor ki yani anne, karnımı doyurduğun gibi kalbimi de doyur. Sadece karın doyması önemli değil. Evet. Mevlüt'cüğüm ikinci balon. Bunu sen patlatsana. Bunu ifade edebiliyorsa çocuk, aslında bu da çok güzel bir şey, kıymetli bir şey değil mi hocam? Ya biz onun adına konuşuyoruz tabii şu anda. Çocuk söyleyemez. Evet. Buyurun. Sümeyye. Sümeyye oku mesajı. Okuyorum. Bakalım kız çocuğundan ailesine ikinci mesaj ne? Anne, hayatta internetten daha güzel bağlantılar var. Gerçekten. Bu da... bu neslin sorunu. Evet, telefonla
tabletle vakit geçirmekten çocuklarıyla ilgilenemeyen anne ve babalar için. Doğru. Kısacık bir araştırma söyleyeyim mi? Beni hep böyle çok hakikaten bu konuda kendime getirir. Yine İngiltere'de yapılmış bir araştırma. Annelerin emzirme davranışları inceleniyor. Çocuklarını emzirirlerken anneler ne yapıyor? Buna bakıyorlar. Kimisi işte tabletiyle, telefonuyla vakit emzirirken geçiriyor. De mi ya? Emzirirken bir elinde bebeği, bir elinde burada ya da televizyon açık karşısında ya da kitap okuyor. Hani başka bir şeyle meşgul. Kimisi de bebeğini emzirirken bir yandan bebeğiyle ilgili. Onunla konuşuyor, gözlerine bakıyor vesaire. Biliyorsunuz değil mi? Özellikle küçük bebeklerin, emzirme grubundaki bebeklerin göz zamanla gelişen bir organ. Hemen bir yetişkin gibi göremiyoruz doğduğumuz anda. 50 santimlik bir mesafeyi görerek böyle başlıyor. Yani 25'ten 50'ye doğru gider. Bu emen bebeğin annesinin yüzünü görmesi mesafesi aslında. Şimdi bu davranışlar inceleniyor ve sonra ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz araştırmanın sonucunda? Emzirirken farklı şeylerle meşgul olan annelerin sütünün besleyicilik değeri düşüyor. Ya ne kadar önemli. Ya bakın çok biyolojik bir şey yani. Çok biyolojik bir şey. Önemli. Bunu bile etkiliyor. Düşünün ki o bebeğin ruhunda neleri etkiliyor. Peki. Evet. Mevlütçüm. Önce istiyorsan bir teklifi alalım. Varım diyor. Varım diyor Mevlüt. Ve patlat. Mevlüt mesajı da uçurdu. Kız çocuklarından anneye giden mesajlar. Üçüncü mesajımız. Sevgili ailem, yeteneklerime ve tercihlerime saygı duyun. Bu da önemli. Çok önemli. Mevlüt sana özellikle söylüyorum. Yeteneklerime oğlun söylüyor sana. Tercihlerime saygı yeteneklerime duyun. Yeteneklerime ve tercihlerime aslında bir birey yerine koyun saygı beni diyor. Yani kendiniz gibi yapmayın değil mi çocuklarınızı? Evet. Kendiniz gibi yapmaya çalışmayın. Çocuk bunu tercih ediyorsa... Yani istediği yolu seçsin. Çocuklarımızla ilgili lütfen bir meslek hayalimiz olmasın. Çocuklarımızla ilgili lütfen bir kariyer planımız ama olmasın. Ama hocam ufacık da olsun çok be. Sor ya. Ufacık da olsun be. Kendimizle ilgili olsun. Yani bir hayalimiz varsa kendimizle ilgili. Hayır hayal kuralım da çocuğa şey yapmayalım. Ama hayal kurarsanız farkında olmadan yaparsınız. O enerjiyi verirsiniz çünkü öyle değil mi? Bakın yeteneğini görmek ve teşvik etmek farklı. Mesela çocuğunuzun çok güzel bir sesi var diyelim. Sizin şimdi çocukluğunuzda insanlar muhtemelen sizi teşvik ediyorlardır. Hadi bir şarkı söylesene. Babam mesela babam. Ediyordur yani çünkü görüyorlar güzel bir ses var orada. Bir yeteneği görmek ve bu konuda teşvik etmek ayrı bir şey. Ama siz diyelim ki sesiniz güzel tamam. Ama bambaşka bir meslek seçemez miydiniz? İlla sesiniz güzel diye onunla ilgili bir şey mi yapmak zorundaydınız? Değil. Dolayısıyla çocuğun kendi kararıdır bu. Buraya peki. Bırakmak lazım. Sümeyye Hanım. Buyurun. Sonuç balonumuz. Neymiş mesajımız? Evet. Sümeyye hemen oku bize kardeşim. Ne diyor çocuk? Baba eve gofret getirme, sohbet getir. Babalarım vardır ya gelirken akşam eve bir şeyler getirme hali. Baba diyor. Hediyeler getirme. Bir sohbet getir diyor. Evet. Yani anne babalar çocukları dinlesinler ve sohbet etsinler. Kesinlikle. Günümüzde yapılmış bir şeyi söyleyeyim yine. Hiçbir işimiz yokken telefonda yani konuşma, mesaja bakma falan gibi hiçbir majör işimiz yokken elimize günde kaç kere ortalama telefon alıyormuşuz? Bence 100 falan vardır. 80 defa. Aferin. Hiçbir işimiz yokken. Şey için. Böyle peki bu kadar yoğun bir şekilde telefonla meşgulken sohbet edebiliyor muyuz? Aynen öyle. Şu iki son balonu ben patlatacağım. Buyurun. Dur ben patlatacağım bunları. Lütfen. Ama reklamlardan sonra patlatacağım. Bakalım kız çocukları ailelerine neler söylüyor. Ben şunu da büyük hissediyorum Mevlüt. Kırmızı tehlikeli abi zaten. Tamam. Teklif reklamlardan sonra teklifi değil.